Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikinci dereceden denklemlerin ÖSYM tadında 3 testini çözüyoruz. İlk sorumuza hemen gelin beraber bakalım. K gerçel sayı olmak üzere x değişkenli denkleminin kökler çarpımı k2. Şimdi o zaman köklerimiz x1 ve x2 olsun. Kökler çarpımımız o zaman ne gelecek? X1 çarpı x2 gelecek. Kural gereği c bölü a diyorduk. Buradaki denklemde c bölü a değerimiz 4 bölü a gelecek ve bu ifade k'ya eşitmiş. Daha sonra bu denklemin de bir kökü olduğuna göre yani k eksi 2 bölü a da bu denklemin bir köküymüş. K değerimizi zaten 4 bölü a bulmuştuk. 4 bölü a eksi 2 bölü a'dan o zaman 2 bölü a bu denklemin köklerinden biriymiş. Mesela bu bir tanesi x1 olsun. Buna göre bu kök olduğuna göre denklemin diğer kökü nedir? Şimdi şöyle diyelim. X1 köküyle x2 kökünden bahsetmiştik. X1 kökünümüz 2 bölü a bulduk. X2 kökünü bilmiyoruz. Ve buradaki kökler çarpımı için de düşünebiliriz. Ya da kökler toplamından da gidebilirim. Kökler çarpımı ne demiştik? 4 bölü a dedik. Şimdi burada sadeleştirmelerimizi yaparsak a'lar gidecek. 2'ler sadeleşecek. Ve buradan da x2 değerimize 2 gelecek. Yani denklemin diğer kökünü de buradan 2 olarak elde etmiş oluyoruz. İkinci sorumuz da denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Buna göre eşitlik vermiş ve a kaçtır diye soruyor bize. Şimdi şöyle yapalım. Önce denklemimizi düzenleyelim. Yani buradaki sağ taraftaki ifadelerin hepsini karşı tarafa atarak burasını sıfırlayalım. X eksi x kare eksi ax kare artı x eksi a eşittir 0. Sonra x kareli olanlara baktığım zaman bu ifadeleri x kare parantezine aldığımız zaman şöyle gelecek katsayıları. Eksi 1 eksi a x kare olacak. Artı x'leri topladık. 2 x'imiz var. Bir de sabit olarak da eksi a değerimiz var. Eşittir 0. Bize bu denklemin köklerini vermiş. Şimdi baktığımız zaman bu eşitlikte de kökler çarpımı var. O zaman kökler çarpımını bulup onu yerine yazalım. Kökler çarpımımız c bölü a'nın eksi a bölü eksi 1 bölü eksi 1 eksi a'ya eşit. Hatta eksi ile sadeleştirdiğimiz zaman burası a bölü 1 artı a gelecek. Şimdi buradaki x1 çarpı x2 yerine bu ifadeyi yazalım. X1 artı a bölü 1 artı a. Diğer tarafta da eksi 1 bölü a artı 1 var. Bunu karşı tarafa alırsam x1 artı a bölü 1 artı a ya da a artı 1 fark etmez. Diğer tarafı da aynı şekilde aldık. Burada da 0 kaldı. Paylar eşit olduğuna göre payları da toplarsak x1 artı a artı 1 bölü a artı 1 eşittir 0. Sadeleştirdiğimiz zaman da x1 artı 1 0'a eşit ve buradan da biz x1 değerini eksi 1 buluyoruz. Yani köklerden birini elde etmiş olduk. Bize a'yı sormuş. Biz zaten denklemi biliyorduk. Köklerden birini bulduğuma göre bunu yerine yazıp o diğer değişkeni elde edebilirim. Denklemimiz şuradaydı. Burada x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 eksi a yazdım. Eksi 1'in karesinden 1 geldi. 2 çarpı artı 2 çarpı eksi 1 eksi a eşittir 0. Düzenlersek eksi 1 eksi a eksi 2 eksi a eşittir 0 geldi. Buradan bir eksi 3 değerimiz var. Eksi 2a'yı da karşı tarafa aldık. Artı 2a. 2a eksi 3 ise a değerimiz de eksi 3 bölü 2'ye eşit oluyor. Üçüncü sorumuzda kök eksi 1'in i olduğunu söylemiş ve buna göre eşitliğini sağlayan x değeri hangisidir? 1 eksi i'nin karesi. Önce bunun karesini almakla başlayalım. Burada şöyle gelecek. 1 eksi i'nin karesinden 1 eksi 2i. Tam kareye açılımını yapıyorum. Artı i kare. Bölü 1 artı xi eşittir i geldi. Daha sonra i kare değerimiz eksi 1 olduğuna göre eksi 1 ile artı 1'in toplamı 0. Geriye kalan değerlerimiz eksi 2i bölü 1 artı xi eşittir i geldi. İ'ler hatta sadeleşti. Burada 1 değerimiz var. Eksi 2 bölü 1 artı xi değeri 1'e eşit. İçler dışlar çarpımı yaparsak 1 artı xi değeri eksi 2. Hatta 1'i de diğer tarafa alırsak xi değerimiz eksi 3'e eşit oldu. Daha sonra x'i yalnız bırakalım burada. Eksi 3 bölü i gelecek. Bunu şimdi bizden zaten x değerini istiyor. Şıklarda eksi 3 bölü i olsaydı işaretlerdim ama genelde paylada karmaşık ifade bırakmayız. O yüzden bunu düzenlememiz gerekiyor. Eksi 3 bölü i ifadesini paydasını eşleniyle burada çarpabilirim. Ya da direkt i ile çarpalım. I ile genişlettiğimiz zaman burasını eksi 3 i bölü i kare gelecek. I kare eksi 1 o zaman eksi 3 i bölü eksi 1'den de doğru cevabımız 3 i yani D şıkkı olacak. Dördüncü sorumuzda ise 2022 AYT'de çıkmış bir ÖSYM sorusu var. A ve B gerçel sayılar olmak üzere demiş ve denklemlerini vermiş. Buna göre şimdi bilgi şu. Birinci denklemin kökler toplamının ikinci denkleminin bir kökü, ikinci denklemin kökler çarpımı birinci denklemin bir kökü olduğu biliniyor.
Şimdi ilk cümleye göre bakalım. Hatta bu denklemlerin köklerini isimlendirelim. Diyelim ki birinci denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. İkinci denklemin kökleri de x3 ve x4 olsun. Birinci denklemin kökler toplamı, yani x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 2'ye eşit. Ve bu ikinci denklemin bir köküymüş. O zaman ben 2 değeri ikinci denklemin bir köküyse gidip onu yerine yazabilirim bu denklemde. Yazalım 2'nin karesi eksi 2 artı b eşittir 0'dan. Buradan 4 eksi 2 b değerimiz eksi 2 geldi. Sonra da diyor ki ikinci denklemin kökler çarpımı. Yani x3 ile x4'ün çarpımı c bölü a'dan, o da b'ye eşit. Hatta b'nin de eksi 2 olduğunu biliyoruz. Bu değer de birinci denklemin bir köküymüş. Yani eksi 2 değeri de ilk denklemin bir kökü olacak. Yine aynı şekilde gidip yerine yazabilirim. X gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı a eşittir 0. 4 artı 4 artı a eşittir 0'dan a değerimiz de eksi 8 geldi. Benden de zaten bunların toplamını istemiş. O zaman eksi 8 ile eksi 2'nin toplamından cevabımız eksi 10 oldu. Beşinci soruda bize eşitlikler vermiş. Buna göre x hangisi olabilir? Şimdi şu ikinci ifadeyi önce bir düzenlemeye çalışalım. Mesela neler var elimizde? X kare var. Sonra y kare var. 2xy var. Şimdi bu 2xy'yi gördüğüm zaman o zaman şöyle bir ifade olabilir. Demek ki bir tam kare var. İçinde x ve y'lerin olması için x'li ve y'li değer gelecek. Yani ben buradaki x kare ve y kareyi 2xy ile yan yana yazdığımda bunları bir tam kare haline getirebilirim. Sonra geriye neler kalacak? 10y kalacak, artı 1 kalacak. Şimdi hatta şu ifadeyi şöyle yan yana yazıp göstereceğim. X kare 2xy karşı tarafa alsam eksi 2xy artı, şimdi eğer ben bu 2y kare olarak yazarsam buraya, buradaki değerimiz bu şekilde çarpanların ayrılmaz. Ama şöyle olsa x kare eksi, tekrar yazalım, x kare eksi 2xy artı y kare şeklinde olsaydı xx eksi y şeklinde derdik ve burası x eksi y'nin karesi gelirdi. Şimdi bu şekilde olması için o zaman ben buradaki 2y kareyi parçalıyorum. Dedim ki önce eksi 2xy buraya aldım. Sonra 2y kare yerine y kare yazdım. Geriye neler kaldı? Bir tane daha y karemiz var. Eksi 10y'yi de karşı tarafa aldım. Artı 10y. Biri de aldık. Eksi 1 eşittir 0. Şimdi elimizde kalan değerler. Burasını zaten x eksi y'nin karesi yazmıştık. Burada da aynı şekilde düzenleyelim. Y kare artı 10y. Eksi 1 eşittir 0 şeklinde geldi. Burası şu an sonuçta bir çarpandan ayrılmıyor gerisi. Bize zaten x eksi y'yi vermiş. Hemen onu yerine yazalım. Burada x eksi y'yi yerine yazarsam 5'in karesinden 25 artı y kare artı 10y eksi 1 eşittir 0. Düzenleyelim. Y kare artı 10y 25 eksi 1'den de bir 24'ümüz geldi. Eşittir 0. Çarpanlarına ayrılır burası. Y, y diyebiliriz. 6'ya 4 dersek y artı 6, y artı 4 eşittir 0 şeklinde gelir. Ve y değerimiz eksi 6 ile eksi 4 değerlerini alır. Bizden x'i istemiş. Şimdi o zaman buradaki ifadede, ilk verdiği ifadede y'nin aldığı durumlara göre x'in aldığı durumları inceleyebiliriz. Yani ilk başta diyelim ki y değerimiz eksi 6 olsun. Eksi 6 olduğunda x eksi y eşittir 5 denklemini de yerine yazıyorum. X eksi eksi 6 eşittir 5'ten x değerimiz burada eksi 1 geldi. Aynı şekilde y değerimiz eksi 4 olduğunda x eksi eksi 4 eşittir 5'ten x değerimiz de burada 1 oldu. X hangisi olabilir demiş. Şıklarda bize 1'i verdiğine göre cevabımız C şıkkı gelecek. 6. sorumuza geldik. V 0'dan büyük olmak üzere demiş. Saatte V kilometre hızla giden bir aracın metre cinsinden durma mesafesine bize S formülü hesaplamış. Buna göre aracın 36 metrede durabilmesi için, yani 36 metre durma mesafesi de değil S dediği demişti zaten. Bu 36 metre olabilmesi için saatteki hızı kaç kilometre olmalı? Yani S 36 olduğundaki V değerini istiyor bizden. Şimdi denklemimizi düzenlememiz lazım. Burası önce payda eşit diyelim hatta. Burasını 450 ile çarparsam 1350 gelecek. Yani 450 V artı V kare bölü 1350 eşittir 36. Düzenleyelim burası. İçten dışlar çarpımı yaparsam V kare artı 450 V eşittir 1350 çarpı 36 geldi. Bunu hatta karşı tarafa alalım. V kare artı 450 V eksi 1350 çarpı 36 eşittir 0. Şimdi bu ifadeyi öyle çarpanlarına ayırman lazım ki çarpımları buradaki 1350 çarpı 36'yı versin. Toplamları 450'yi versin. O zaman 1350'yi çarpanlarına ayırsak ne demiştik? Mesela biraz önce 450 çarpı 3 demiştik. 36'yı da 9 çarpı 4 diyelim.
Daha sonra şimdi buradaki, mesela ben buradaki 450 çarpı 36 çarpı 108 desem 450 toplamlarını elde edemiyorum. 450'yi biraz daha çarpanlarını ayıralım. Mesela burada 5'e bölsem ne gelecek? 90 çarpı 5 geldi. 3 çarpı 9 çarpı 4 oldu. Şimdi burada yine küçük değerlerimizi çarpsak 36 çarpı burada 36 çarpı 3 108. 108 çarpı 5'ten de 540 geldi. Bir de ne var? 90. Şimdi 540 ile 90 arasındaki mesafe 450 değil mi? O zaman bunlar bu değerlerimizi kullanabiliriz. Eksi demişti. O zaman şöyle olacak. 540 ile eksi 90 dersem çarpımları eksi 1350 çarpı 36'yı verecek. Toplamları da 540 eksi 90'ın toplamı da 450'yi verecek. O zaman doğru bir şekilde çarpanlarını ayırmış olduk. Ve çarpanlarını ayrılmış hali şöyle geldi. V artı 540 V eksi 90 eşittir 0. Buradan eksi 540 gelecek ki hızlının negatif alamayız. Buradan da V değerimiz 90 olacak. Ve doğru cevabımız da o zaman B şıkkı gelecek. 7. sorumuzda aşağıda Didem'in yazılı sınavından sorulan soruya yaptığı çözüm verilmiş. Buna göre çözümü gören öğretmen bu soruyu yanlış kabul edip 0 verdiğine göre Didem'in çözümünün kaçıncı adımında hata yapmış. Şimdi denklemin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Burada köklü ifadeyi karekökten kurtarmak için 7'yi karşı tarafa atmış. Evet, biz de bunu bu şekilde yapıyoruz. Burada kökten kurtarmak için her iki tarafın karesini almış. Burada bir sıkıntı yok. Karesini aldığında 2 ile kök gitti burada. X eksi y'nin karesi, şimdi burası zaten x eksi y'nin karesi pozitif bir değer olduğu için bu ifadeyi mutlak değerden direkt pozitif olarak çıkartmış. X eksi 1 olarak, yani mutlak olarak yazmasına gerek yok. X eksi y'nin de karesini almış. Burada da sıkıntı yok. Eksi 14x artı 49. Sonra hepsini bir tarafa toplamış sanırım. X kare eksi 15x artı 50. Evet, burası da tamam. Sonra çarpanlarını ayırmış. Eksi 10'a eksi 5 diyebilir. Çarpımları 50, toplamları eksi 15. X eksi 10 çarpı x eksi 5 şeklinde çarpanlarını ayırmış. Ve x eksi 10'u 0'a eşlediğinde x 10, x eksi 5'i 0'a eşlediğinde x 5 gelmiş. Burası doğru. Peki hata nerede? 5.ye de bakalım. X 1, 5 ve x 2, 10 köklerinin her ikisinde denklemi çözüm kümesi olarak kabul ederim. Şimdi biz x değerlerini bulduk ama şunu söylüyorduk. Çözüm kümesini yazarken ne olur ne olmaz diye köklü ifadelerde ve mutlak değerler için söylemiştim bunu daha önceki soru çözümlerimizde. Dedik ki buradaki değerleri, bulduğun değerleri ilk baştaki denklemde yerine yaz, kontrol et. Çünkü köklü ifade ve kare köklü ifadeler ve mutlak değerlere güven olmaz demiştik. Yerine yazıp kontrol etmesi lazım. Burada sağlamayan değer de olabilir. Mesela 10 yazmış olsam, denklemde x gördüğü yere 10 yazsak 10 eksi 1 kök içinde artı 7 eşittir 10. Sağlıyorum bakalım, burası kök 9'dan 3 geldi. 3 artı 7 10. 10'da sıkıntı yok. Bir de 5'e bakalım. Kök içinde 5 eksi 1 artı 7 eşittir 5. Buradan kök 4'ten 2. 2 artı 7 5'e eşit değil işte. Burada hata yaptığı zaten belli. 5 değerinin çözüm kümesini almaması gerekiyordu. O yüzden her ikisini alırım dediği için hatamızı 5. maddede bulmuş olduk. 8. soruda delta fx eşittir 0 denkleminin diskriminantını ifade etmek üzere delta 6m eksi 1 eşitliğini sağlıyormuş. Fx fonksiyonu vermiş ve fx eşittir 0 denklemini sağlayan x değerlerinden büyük olanı küçük olandan kaç fazla? Şimdi bir denklem oluşturacağız. Fx fonksiyonu 0'a eşit diyelim burada. X kare artı mx eksi m. Burada değerimiz 0'a eşit ve bu şekilde biz diskriminant bulacağız. Diskriminantta kural neydi? B kare eksi 4 ac. B değerimiz burada m verilmiş. M kare eksi 4 çarpı a çarpı c değeri de eksi m. Bu ifade m kare artı 4 m'ye eşit. Diskriminant. Bana da zaten bu diskriminantın aynı zamanda 6m eksi 1'e eşit olduğunu söyledi. O zaman diyor ki bunu buna eşitle. Hepsini bir tarafa alalım. M kare buradan eksi 6m'ye alırsak eksi 2m kalacak. Artı 1 eşittir 0. Burasını çarpanlarına ayırsam m, m gelecek. Eksi 1, eksi 1 gelecek. Dolayısıyla m eksi 1'in karesi 0'a eşit. Yani m değerimiz burada 1 değerini aldı. Şimdi biz x değerini arıyoruz. X değerlerinden büyük olanı küçük olanından kaç fazladır? M'ye gelip fonksiyonu yerine yazalım. Yani buradaki denklemimizi yerine yazalım. X kare artı 1x'ten x geldi. Eksi 1 eşittir 0. Bu denklemin büyük olanı küçük olanından kaç fazla? Yani benim burada kökleri x1, x2 köklerinden bahsediyor. Şimdi bu ifade çarpanlarına ayrılabilen bir ifade değil. Bunun köklerini diskriminanttan da bulabiliriz. Ya da yani direkt diskriminanttan mesela değerlerini bulduğumuz zaman ki diskriminantını da biliyoruz aslında, yerine yazalım. M yerine 1 yazarsak diskriminantın da 5 olduğunu biliyoruz. Burada daha sonra x1 ve x2 kökleri için şöyle bir kuralımız vardı. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a şeklinde. Buradan gidebiliriz. Ya da şöyle bir yöntemi kullanabilirsiniz.
Kökler farkı. X1 eksi X2'nin bir kuralı vardı. Kök delta bölü mutlak A. Kökler farkı zaten istediği benden nedir? Büyük olanı küçük olandan kaç fazla? Mutlak değer dediği için her türlü burada büyükten küçüğü çıkarmış oluyor. Yani pozitif bir değer gelecek. Direkt buradaki kökleri x1 x2'den bulmaktansa kök delta bölü mutlak a'dan bulmak sanki daha mantıklı, daha kısa sürer. Kök delta değerimiz nedir peki? Buradaki ifademizi 5 bulmuştuk. Delta'yı 5 bulduk. Dolayısıyla burası kök 5 geldi. A değerimize zaten x karenin katsayısı tam 1 oldu. Dolayısıyla buradaki aradaki farkın kök 5 olduğunu bulduk. Hocam ben bu formülü hatırlayamadım derseniz o zaman ne yaparız? X1, X2 değerlerini, bu formül zaten hep bildiğimiz, hep kullandığımız bir formül. Buradan direkt değerleri X1, X2 formülünden değerleri yazıp iki kökten, yani büyük olandan küçük olanı çıkartıp yine aradaki farkı kök 5 olarak elde edebilirsiniz. Buradan biz direkt cevabımızı bu şekilde, dediğim gibi bu daha pratik olduğunu düşündüğüm için buradan yaptık ve kök 5 değerini elde ettik. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Evet arkadaşlar, ÖSYM tadında 3 testimizi de tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için gerçekten de çok 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 önemli. O yüzden her zaman için desteklerinizi sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum ve hoşça kalın.